sizin. Başlayalım hep birlikte. Ah, o papaz yok mu o papaz? Ağzının tadını biliyormuş. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Efendim selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Onur Market'in katkılarıyla Anlatılmaz Lezzetler Mutfağı'ma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz Kanki Canbaz. Anlatılmaz Lezzetler Mutfağımızda anlatılmaz lezzetleri yapmaya gayret gösteriyoruz elimizden geldiğince ve hatırlatıyoruz. Ben bir şef değilim, ben bir aşçı değilim ama yemek yapmayı çok seven bir radyo programcısıyım. Onur Market'in katkılarıyla, tüm desteğiyle, bize verdiği güçle, kudretle bugün bir 40 TL'li yemeği yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım, hazır ve nazırız. Bira bismillah diyelim, papaz yahnisini yapmaya başlayalım hep birlikte. Önce müzik, şimdi başlıyoruz. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim bendeniz ne yaptım? Bugünkü yemeğim için sabah biraz erken kalktım. Çünkü istedim ki önceden hem et suyum hazır olsun hem etlerim hazır olsun. Bira bismillah demeden önce. Öncelikle etlerimi düdüklü tencereme attım, şöyle bir mühürledim. Yani etin suyunun dışarıya çıkmamasını sağladım, hapsettim o suyu içerisine. Sonrasında güzel bir etlerimi, ne diyeyim, hani pişti pişecek kıvamına getirdim. Etim hazır, et suyum hazır, ben de hazırım. O vakit olmazsa olmazımız malzemelerimizi sayarak başlayalım arkadaşlar. Bu yemekte, papaz yahnisinde olmazsa olmazımız soğanımız arkadaşlar. Soğan çok önemli ama cücük soğan kullanıyoruz. Cücüklü soğan olması lazım. Efendime söyleyeyim. Malum yine ev yapımı her zaman kullandığımız, yazdan çalışıyoruz bugünler için. Domates sosumuz var. Tereyağımız var. 5 diş sarımsağım var. En son süslemek için yemeğim hazır olduktan sonra inşallah o vakte geleceğiz. Maydanozum var. Biber salçam var. O bir tat verecek. Ekstra bir tat verecek. Ve çok önemli, kimyonum var. Kimyonum var. Ve bu yemeği ayırt eden, yani diğer, mesela bunu patatesle yaparsanız bu patatesli et yani olur. Havuçla yaparsanız papazın yahnisi olmaz. Bu yemeğin kendine has olmazsa olmaz baharatı ne? O da yeni bahar arkadaşlar. Tane karabiberleri de kullanacağım. O da ayrı bir ne diyeyim size, doku katacak sosumuza. Dedikten sonra malzemeler hazır. Bir de detay var. O detay da şu, onu en sona bıraktım. Anneciğim benim Avşa'da yazlıkta böyle her sene koruklar olduğu zaman, yani koruk ne oluyor? Koruk, koruk biliyorsunuz. Koruk, üzüm. Yani bizim bahçemizde üzümlerimiz var. O bahçedeki üzümlerden en son artık hasat bittikten sonra yediğimizi yiyoruz. Kalanlardan anneciğim sağ olsun böyle çok güzel üzüm sirkesi yapıyor. Doğal üzüm sirkesi var, onu kullanacağım dedim. Ben şimdi öncelikle yemeğimin altını yakacağım. Yemeğimin altını yaktıktan sonra bir de en önemlisi, çok önemli, onu özellikle söyledi Yasemin Hanım. Bu demeyi fazla dedi böyle kurcalamayacaksın dedi. Bunu kendi haline bırakacaksın. Karıştırman gerekiyorsa da tencereyle oynayacaksın dedi. Bu da çok önemli. Ben hanım sözü dinliyorum biliyorsunuz. Efendim, şükürler olsun bu hadde geldik. Yemeğimizin altını yakalım. Bereket versin diyelim, yemeğimizi yapmaya başlayalım. Bereket versin, bereket versin. Bismillahirrahmanirrahim. Şu canım soğanlarımı buluşturuyorum tavamla. Ne dedik? Fazla dırsalamıyoruz. Bir çırpıda şöyle güzel, harika bir tereyağım var. Tereyağımı da gönderdim içine. Çok güzel. Şimdi bu hafif hafif dans etsin burada. Hafif hafif dans etsin ama soğanlarımızı yakmamamız lazım. Buradaki tereyağın amacı soğanın üzerinde o yemeği sunarken o bir parlaklık olacak böyle. O soğanı böyle diri diri göreceğiz ama pişmiş. Onu gösterebilmek. Amaç burada bu. Ben şimdi hemen aynen böyle dırsalıya dırsalıya tereyağımın erimesini ve soğanlarımla haşır neşir olmasını sağlıyorum. O olurken müsaadenizle ben şu sarımsakçıklarımı, onları da kullanacağım çünkü, yavaş yavaş hazırlayayım. Kakan Gican Baz. Evet. Dırsalamaya devam. Dırsalıyoruz.
dırsalamaya devam, dırsalıyoruz. Hatta ben bunun altını biraz kısacağım. Bunların ahenkle dans etmesi lazım. Evet, kıstım, çok güzel. Sarımsaklarımı doğramaya devam ediyorum. Papazın yanisi ismi nereden geliyor? Papazın yanisi ismi. Papazın yanisi ismi Kırklareli'nin bir yemeği dedik. Kırklareli'nin de zamanında biliyorsunuz mübadeleden önce işte azınlıklar hep beraber yaşıyorduk. Kardeşçe, dostça yaşıyorduk. O vakit bir Müslüman kardeşimiz hastalanmış. O hastalandığında ki çok seviyormuş bir papaz dostumuz. Herkese yardım ediyormuş, yardım etmeyi çok seviyormuş. O hasta kardeşimize bir yemek yapmış. İşte bugün yaptığımız yemeği yapmış. Papaz yanisini yapmış arkadaşlar. Papaz yanisini yapmış, götürmüş. Kardeşim demiş, buyur afiyet şeker olsun, inşallah şifa olur demiş. Sonuçta ne olmuş? Bizim amca iyileşmiş. Papazın yanisi, papazın yanisi diye en son artık papaz yanisi adı nam salmış. Papaz yanisi Kırklareli bölgesinin, bakın ne dedim size? Yakmıyorum soğanları. Soğanları yakmak yok. Oynuyorum. Onların böyle üzerlerine bıçağının tereyağının nüfus etmesini sağlıyorum arkadaşlar. Bakın soğanlarım parlamaya başladı. Yavaş yavaş dediğim gibi altını çok böyle biraz zahmetli gibi gözüküyor ama aslında hani teferruatlara dikkat edip uygulama yapmak lazım. Yoksa hani at bunları, at onları, koy salçasını, oyunu bunu, öyle değil işte. Biraz ilgi istiyor. Efendime söyleyeyim, tereyağım eridi eriyecek artık o rengini, soğanların istediğim o parlaklığını, bakın Hakan bir kere daha göstereyim hatta, bak şıkır şıkır parlıyor abi. Hatta şuraya da göstereyim şöyle, bak şuraya da gösterdim. Görüyorsun şıkır şıkır. Şimdi soğanlarım hazırsa, evet soğanlarım hazırsa ki şurada benim güzel bir hakkını verelim ama. Yani bir ince tur yapalım Yasemin, artık son tur ya, diğer malzemeleri katacağız. Çok güzel gidiyoruz. Yakmamamız lazım. Şöyle tabağımı da aldım, şöyle kaşığı kullanacağım belirli aşamalarda. Sarımsaklarımı da bu arada attım. Sarımsaklarım da şu anda buluştu. Bunun şöyle, evet altı fazla açık olmayacak arkadaşlar. Yemekten yani yemeği yapmaya başlamadan önce hazırlamış olduğum etlerim var arkadaşlar. O etlerimi hemen düdüklü tenceremden alacağım. Ama etlerime zarar vermemem lazım. O çok önemli. Etlerin dağılmaması lazım. Biz bunun suyunu süzmüştük zaten. Bakın etler burada. Şöyle. Evet. Şimdi şu kapağı da kullanayım. Bakın. Etlerim diri diri. Lokum. Hemen etlerimi buluşturuyorum soğanlarımla. Yani şöyle hoppala yarim yaz geldi. Hoppala paşam, hoppala paşam. Yalnız altı biraz daha kısık olmalı. Tamam. Salçamı atabilirim artık. Hiç beklemeden. Neden? Etim zaten hazırdı. Daha önceden pişirmiştim. Hemen salçamı ekliyorum. Bakın çok güzel biber salçam var. Güneşte kurutulmuş. Aramızda kalsın. Bu da tamam. Şimdi ne yapacağım? Şu salçamla etlerimi çok fazla böyle oynamadan ne yapacağım? Salçamı biraz tabanla buluşturacağım. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim salçamızı da gönderdik. Güzelce salçam da hafif hafif ne yaptı? Yerini aldı sahnede. Şimdi domates sosumu hemen aktaracağım papaz yanisinin içine. Şöyle arkadaşlar, şöyle yaptık. Domates sosumuzu da aktardık. Çok güzel, çok güzel. Papazımızın yanisi olmaya başladı. Papazın yanisi bakın şekilde görüldüğü gibi kıvamını almaya başladı. Dikkat ettiniz değil mi? Baştan da söyledim. Hiç karıştırmıyorum. Yani böyle gümbür gümbür olmasını istemiyorum. Şimdi baharatlarımı atmadan önce anamginin elleriyle yaptığı doğal üzüm sirkemizi de şöyle bir attım. Eyvallah. Şimdi özellikle karabiberi tane olarak kullanıyorum. Sebebi
yemeğimin kararmasını istemiyorum. Adı üstünde karabiber. Ama karabiber tadının da olmasını istediğim için tane karabiber kullanacağım. Burada kimyonum var. O da bir keskinlik verecek papaz yanisine. Ve burada da o müthiş tadıyla, yani fark yaratan tadıyla yeni bahar var arkadaşlar. Ben şimdi bunları da güzel attım. Çok güzel oldu ya. Şöyle bir tur yaptıracağım. Bir tur yaptıracağım. Efendime söyleyeyim. Tuzunu yolladım. Böyle. Oh. Tuz da tamam. Şimdi ne dedik? Et suyumuz hazır. Biz bunu çok güzel hazırladık. Başka bir su kullanmayacağız. Direkt et suyu kullanacağız arkadaşlar. Et suyumuz da hazır. Et suyumuzu da bocalamadan önce biraz istiyorum ki şurada böyle bir hafif bir tıngırdasın. Tıngırdasın. Biz de bir kez daha kırklareli diyelim. Kırklareli, kırklareli bir kız sevdim, ince belli. İstedim de vermediler. Aman diyar diyar kırklareli diyelim. Sevgili Yusuf'a buradan selam gönderelim. Kakan Gican Bas. Efendim vakti zamanı geldi. Artık hazırlamış olduğumuz et suyumuzu da papaz yanımızla buluşturma vakti arkadaşlar. Oh şu renge bak renge. Şu soğanların duruşuna bak. Efendim altını azıcık açacağım. Azıcık fazla değil. Ben kapağımı kapatıyorum. Onur Market'te dükkan sizin diyor. Onur Market'te dükkan sizin. Hani derler ya tenceremiz tıkırdıyor diye. Az önce tencerenin tıkırdaması işte. O ses bu sesti. Artık vakti zamanı geldi. Son dokunuşumuzu yapmamız lazım. O da çok önemli. Hemen şu tıkırdayan tenceremin kapağını açtım. Biliyorsunuz elimizde bir tarçınımız var. Bu tarçını şöyle alacağım. Yemeğime bocalayacağım. Tarçının içine girecek. Bakın tarçının içine girdi. 20'ye kadar sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yaptım. Çıkardım abi. Bu kadar. Bu tarçının ne fazla olmasını istiyorum ne de az olmasını istiyorum. Yani o sosunda tarçın da varmış hissini uyandırması lazım. Biraz fazla tutarsak ya da tarçının tozunu kullanırsak baskın olacağından o zaman papaz yanisinin üveyti kalmıyor. Dedik, bununla da işimiz bitti. Tarçınımızla da işimiz bitti. Şuradan en son süslemede kullanacağım maydanozlarımı aldım. Maydanozlarımı da hazırlayayım. Kaynayan yemeğime maydanozları atmayacağım. Servis esnasında süsleme amaçlı atacağım. Bilginiz olsun. Maydanozlarımı şöyle incecik incecik küçücük küçücük doğruyorum. Papazın yanisi hazır. Ben artık bunun altını kapatayım. Bu birazcık ne yapsın? Dinlensin. Şöyle bir salsın kendini. Altını kapattım. O biraz dinleniyor. O birazcık dinleniyor. Biz de Kırklareli demeye devam ediyoruz. Kırklareli'ne selamlar. Kakan Gican Bas. Efendim papaz yanımız dinlendi. Hazır. Görüntü mükemmel. Anlatamam. Şimdi küçük bir hatırlatma. Malum Kırklareli dahil Trakya'da, Edirne'de, Tekirdağ'da, Bursa'da ve İstanbul'da Onur Market'in 185 tane şubesi var. Kırklareli'nde de 11 tane şubesi var. Hatırlatmamızı yapalım. Onur Market öyle kampanyalar yapıyor ki kaçırmamak lazım. Kampanyalardan haberdar olmak için ne yapmak lazım? onurmarket.com adresine girer. Hatta abone olursanız siz sevgili dostlarımız tüm kampanyalardan haberdar olma şansına sahip olursunuz dedik. Şimdi bu yahniyi servise hazırlamamız lazım. Ama bizim Türkçe'ye girmiş bir deyim var. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Çok daraldığımızda, çok zorda kaldığımızda ne deriz? Ne deriz arkadaşlar? Papaz pilav yemez deriz. Neden? Bu canım papaz yahnisi varken o papaz pilav yer mi? Yemez. Şimdi de gönül alalım.
gönül alalım ve diyelim ki darısı sevgili imamlarımızın başına sözümüz söz olsun. Güzel de bir imam bayıldı yapacağız. Hatırlatmamızı yapalım. Hemen tadıma geçelim. Ben öncelikle şöyle papaz yahnimi aldım. Bakın. Mükemmel duruyor. Soğanlar tam istediğim şekle şemale geldi. Ne yapacağım? Sevgili Neslişah, Zox'un bana özel hazırladığı bu canım el yapımı kaseme hiç zarar vermeden şöyle, bakın ay, üzerinde bir kat var ya, anlatamam size. Böyle aldım. Maydanozumu da şöyle ekeledim. Mal hazır. Papaz bunu yer. Ama nasıl yer? Kırklareli'nde bir kural varmış. Papaz yahnisinin yanında makarna yenmezmiş, bulgur pilavı yenmezmiş, normal pilav yenmezmiş. Niçin? Bunun hakkını ekmek verirmiş çünkü. Ben şimdi ne yapacağım? Şu ekmeciğimi alacağım. Bir parça koparacağım. Bir de bu böyle yani sos etik yenmez abi. Yani bunu böyle kıvırttıracaksın. Öyle götüreceksin. Önce soğancık şöyle bandım. Biraz soğancık, bir parça da et, sosumu da ekmeğimi bandım ve müsaade ederseniz götürüyorum. En son tartın koyduk ya. Bu tartın sonradan geldi. İşte çok atsaydık baskın olacaktı. Taktik bu. Bir parça daha götüreyim ben. Papazın yahnisi çok güzel olmuş. Ah o papaz, yok mu o papaz? Ağzının tadını biliyormuş. Papaz yahnisi. Yalnız soğanlar var ya, etten güzel ha. Aramızda kalsın yani. Eyvallah. Efendim, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlılarımı yanaklarından öptüm. Onur Market'in katkılarıyla anlatılmaz lezzetler mutfağımızda bugün papaz yahnisi yaptık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Hep söylüyorum, kafanıza göre takılın, hayatınıza renk gelsin. Hoşça kalın. Fiyatma pahalı. Allah.